Siz de girişimci olmak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Ya da ne iş kursam acaba diyenlerdenseniz bu röportajımızı mutlaka izleyin. Çünkü farklı bir yöntemle iş fikri bulan Esra Düzgün'le konuşacağız. Farklı bir iş diyorum, hiç duymadığınız bir yöntem bu diyorum. Lütfen izleyin çünkü Esra Google Trends'lerden iş fikri buldu. İşler nasıl, İnşallah. biliyor musunuz? Çok şükür, çok yoğunuz. Çok şükür, Harika. çok iyi gidiyor. Çok şahane. Şimdi bütün ayrıntıları tek tek konuşacağız. Ben ama önce Tamam. sizi hem yakından tanıyalım hem de tanıtalım istiyorum. Niğde'de olduğunuzu biliyorum. Esra Düzgün olarak bize anlatır mısınız? Nerede, kaç yılında doğdunuz? Eğitim ve kariyer hayatınız nasıl ilerledi? 1986 Niğde doğumluyum. Niğde Kız Meslek Çocuk Gelişim mezunuyum. Lisede evin tek çocuğuyum bu arada. Liseden sonra üniversite sınavlarına girdim fakat evin tek çocuğu olduğum için açıkçası annem pek şehir dışında yani göndermek istemedi. Aslında üniversiteye gitmemi çok istiyordu fakat bizim bölümde Niğde'de yoktu. O süre zarfında da ben çalışmaya başladım. İlk başladığımda çalışmaya 18 yaşındaydım. Bir telefoncuda başladım satış elemanı olarak. Daha sonrasında bir büyük GSM şirketinde 5 yıl kadar çalıştım. İlk girdiğimde kurumsal firmalara hat satışı için satış elemanlığı yaptım. Daha sonrasında yönetici asistanlığı, mağaza müdürlüğü, yani faturalı satış kanal müdürlüğü. Evlenene kadar büyük bir GSM şirketinde çalıştım. Evlendikten sonra bir yurt dışına çıktık biz. Eşim bir havaalanında proje müdürüydü. Kısa bir süre orada kaldık. Dönüşte de hamile kaldım. Çocuğum doğum yaptıktan sonra da yine kendi iş yerimizde bazı internet sitelerine yazı yazıyorduk. Daha sonrasında Ankara'ya taşındık. Ankara Çayyolu'nda gayrimenkul danışmanlığı yaptım kısa bir süre. Sonra Niğde'ye döndük. Teknopark'ta bir görev aldım. Teknopark'taki görevim bittikten sonra ne yapacağımı düşünüyordum. Ne yapabilirim? Yani bir iş kurmak istiyorum. Ama nasıl yapabilirim? Daha sonrasında normalde bu ahşap ürünleri benim eşimin hobi olarak yaptığı bir iş. Ve evimizin her tarafı ahşap ürünlerden. Bizzat kendisi yaptı. Ben de çok hevesliydim. Dedim ki bana da öğretir misin? Dedi ki tabii ki neden olmasın? Dedim tamam. O zaman hani ben bir iş istiyordum. Bir iş kurmak istiyordum. Dedim ki biz ahşap ürünler üretelim. Bu ahşap ürünlerle işte evde eşine yardımcı olmak isteyen işte ev gelirlerini karşılayabilmek için kadınlarımız birçok yerden satış yapamıyorlar. Satış yaparken sıkıntı çekiyorlar. Hem onlara yardımcı olalım dedik. Hem de dedik bu ahşap ürünleri tüm Türkiye'ye tanıtalım dedik. Çok kısa bir zamanda gerçekleşti bu Tülay Hanım. Aslında biz de bu kadar hızlı yükseliş beklemiyorduk. Şükürler olsun. Şöyle yanlış mı biliyorum? Siz geçen yıl Ocak ayında Doğru. kurdunuz. Ama önce sadece ev kadınlarının evde yaptığı ürünleri satabilecekleri bir internet sitesi açtınız. Evet. Yani bunun şöyle söyleyeyim, çok özür dilerim lafınızı kesiyorum. Ahşap ürünlerine başlayıp bir yandan da ev hanımlarına engelli kardeşlerimizin yaptığı ürünleri de kendi platformumuz üzerinden satıp onlara da bir nevi yardımcı olmak istedik. Yani bunun yanında yine ahşaplarımıza biz devam ettik. Ocak 2020'de doğru şirketimizi açtık. Peki Google Trends'leri nasıl kullandınız? Nasıl oldu da Google Trends'ler sayesinde işi yönlendirdiniz? Şimdi bu pandemi sürecinde biliyorsunuz dünyaca çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Biz bunları online pazar yerleri aracılığıyla satmak istedik. Bu online pazar yerlerine yaptığımız bütün ürünleri yükledik. Daha sonrasında da hızlıca gelişmeye başladı. Sonra işte lazer kesim cihazlarımızla şu an müşterilerimizin isteğine özel ürünler yapıyoruz. Bu arada şeyi bırakmış değiliz. Elemekleri, ahşap ürünleri de bırakmış değiliz. Onları da yapıyoruz. Şimdi ben yanlış mı biliyorum? Sizin hikayenizde şöyle bir bilgi var. Google Trends'lerde ahşap ürünlerine, kendin yap ürünlerine olan ilgi Evet. fark edip işinize Evet. ağırlık verdiniz. O kısmı Evet. anlatır mısınız? Nasıl oldu?
Yani şu şekilde söyleyeyim, çünkü Google'da bu işlerin daha çok yapıldığını, yani internet üzerinden bu işlerin daha çok yapıldığını gördüğüm için biraz da buna heves ettim. Daha sonrasında da işte eşimin hobisi benim isteğimle birleşti ve bu şekilde yola çıktık. Kusura bakmayın Tülay Hanım, çok heyecanlıyım ben. Yani bir kusurum olursa affola. Yok yok, estağfurullah. Tabii internette bu tür işlere ilgiyi ve fark etmeniz çok enteresan. Evet. Herkes internet kullanıyor ama aşk Evet. ürünlerine ilginin olduğunu herkes fark edemeyebiliyor. Siz Google Trends uygulamasını inceleyip oradan bakıp fark ettiniz. Doğru mu anladım? Evet, doğrudur. Evet. Onu nasıl yaptınız? Nasıl görüyorsunuz Google Trends'te? Hangi aramalara neyin ilgi olduğunu, ahşap ürünlerinin nasıl ilgi çektiğini nasıl fark ettiniz Google Trends'te? Şimdi şöyle söyleyeyim, genelde bu sosyal medya üzerinden de görüyordum. Ondan sonra işte bu YouTube'da videoları da görüyordum. Ben bu şey videoları izlemeyi çok seviyorum. 5 dakikada yapılan videoları. Daha çok ahşap ürünleri dikkatimi çekti. Yani bu ürünlerin yapımı dikkatimi çekti. Yapabilir miyim dedim. O şekilde araştırdım. O şekilde çok dikkatimi çekti. Yapabileceğimi düşünüp bu işe başladım. Öyle söyleyeyim. Hem de pandemi döneminde işe giriştiniz. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Açıkçası korkmadım değil pandemi sürecinde. Çünkü çok heyecanlanıyorsunuz. Yapmak istiyorsunuz. Başarmak istiyorsunuz. Bir yola çıktınız. Korkmadım desem yalan olur. Ama korktuğum gibi de olmadı. Çok şükür. Peki yola çıkışınız nasıldı? Hani evde nihayetinde hobi olarak yaptığınız şeyi bir işe dönüştürmek sermaye ister. Sermayeniz Evet. neydi? Ne kadarlık bir sermayeyle yola çıktınız? Ya yani, bir miktar sermayeyle yola çıktım desem, daha sonrasında işte KOSGEB aracılığıyla biz projemizi yazdık. Projemizi KOSGEB'e sunduk. Onaylandıktan sonra da işimizi, yani makinelerimizi aldık. Verdikleri hibeyle makinelerimizi aldık. O şekilde. Peki KOSGEB'e başvurmak zor mu? Yani pek çok kadının KOSGEB hibelerinden haberi yok. O yüzden özel bir o başvuru sürecinizi ve sonraki süreçlerin adım adım nasıl ilerlediğini anlatabilir misiniz? Yani KOSGEB'e başvuru yaptığında benden istenen işte hani belirli evraklardı. Yani yapmam gereken şeyleri yaptım. KOSGEB aslında ilk başta şöyle söyleyeyim Tülay Hanım. Benim de gözümü korkutmadı değil KOSGEB. Ama o da düşündüğüm gibi olmadı. Yani projemi yazdım. Projeniz eğer gerçekten dikkat çekiciyse, yani projeniz gerçekten işe yarayabilecek bir şeyse, sizi yürütebilecek bir şirketse, yürütebileceğiniz bir şirketse, zaten KOSGEB buna çok güzel kolaylıklar sağlıyor. Projemi yazdım, ona sundum, ona buyurun. Proje yazımından önce ilk böyle aşama aşama anlatabilir misiniz? Çünkü benim bildiğim KOSGEB hibesinden faydalanabilmek için önce girişimcilik eğitimini almak gerekiyor. Yani önce bir Aldım. o eğitimi alacaksınız. Eğitimi aldıktan sonra KOSGEB'in sitesine girip kayıt oluyorsunuz. Şirket kurdunuz mu? Şirket kurmadan önce mi kayıt oldunuz, yaptınız siz? Şirket kurmadan önce yaptım. Daha sonrasında hemen zaten şirketimi kurdum. Aslında şöyle, şirket kurum aşamasındaydı. Daha sonrasında şirketimi kurdum. Dediğiniz gibi o girişimcilik, kadın girişimcilik testlerini de geçtim diyeyim ben size. Yani bugün inanılmaz heyecanlıyım. O yüzden yeni kelimelerimi falan seçemiyorum. Girişimcilik eğitimini aldınız. Muhtemelen pandemiden ötürü online'dır o eğitimler. Bir 5 günlük ücretsiz girişimcilik Evet, eğitimi. evet, 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 evet. Ve şöyle buyurun. O eğitimi aldıktan sonra KOSGEB'in internet sitesine girip şirketinizin bilgilerini kaydettiniz. Evet. Kaydettikten sonra sizden başvuru için bir takım belgeler istediler. Ne gibi belgeler Evet. mesela? İşte iş yeri belgesini istediler. Yani iş yeri açtığıma dair belgeyi istediler. Ya bunlar dışında İş planınızı istediler. Aynen, iş planımı istediler. Ay çok sağ olun, yardımcı oluyorsunuz bana. Tanıtım İş planı.
Neye dikkat etmek gerekir? Hani doğru düzgün yapılabilmesi ve kabul edilebilmesi için. Siz bir destek aldınız mı bir yerden? Önerebileceğiniz tavsiyeler var mı? Yani araştırdım açıkçası, araştırdım ne yapabilirim. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Bu KOSGEB'de online aldığım eğitimler inanılmaz yardımcı oluyor. İnanılmaz açıklayıcı konuşuyorlar. İnanılmaz detaycı ve güzel konuşuyorlar. Yani ilk başta gözümün korktuğu kadar yokmuş kesinlikle. Yani o eğitimler çok hoşuma gitti benim. O eğitimlerimi aldım. Evet, KOSGEB'e ilk başvuru yaptığım için biraz araştırmadım. Hani biraz araştırmadım desem yalan olur. Hani nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim, nasıl bir yolu izleyebilirim? Bunun için günlerce araştırdım. Eşim de sağ olsun hani şu şekilde yapacağız diye ufak tefek yardımlarda dokundu. Bilgi açısından, bilgi amaçlı yardımlarda dokundu ama KOSGEB zaten bütün hani sizin aklınızdaki soru işaretlerini siliyor. Eğitimde dediğim gibi inanılmaz korktum. Yani yapabilir miyim? Çünkü o eğitimin sonucunda size sorular soruyorlar. O soruları geçebiliyor musunuz? Yani bence geçemeyecek kimse yok çünkü çok açıklayıcı videolar var, çok güzel anlatımlar var. Yani öyle. Geçtiniz, işinizi kurdunuz. KOSGEB'in bir işleyişi var. Bilmeyen özellikle soruyorum. Şimdi diyor ki sen önce işini kur. Makine mi alacaksın? Al. Evet. Can mı kiralayacaksın? Kirala. Eleman mı alacaksın? Al. Bütün bu harcamaları yap. Ama bütün bunları yaparken hepsinin tek tek faturasını al. Şirketinin bir banka hesabı olsun. Bütün ödemelerini banka hesabı üzerinden ispatla. Ve bütün yaptığın harcamaları dosyala, toparla, bana getir. Ben inceleyeceğim. Uygun bulursam sana hibe vereceğim diyor. Öyle değil mi? Yoksa Çok doğru. bize işin başında Çok doğru. sana para git iş kur demiyor Koskep. Hayır, kesinlikle yani KOSGEB aynen bu söylediklerinizi istiyor. Bu şekilde yapacaksın diyor. Çünkü zaten olması gereken de bu. Çok özür diliyorum ama kimse kimseye durduk yere para vermez. Belirli kurallar vardır. Bu kurallara uymak zorundasınız. Evet, önce şirketimi kuruyorum. Evet, istediğim makineleri alıyorum. Bu makineleri aldıktan sonra faturalandırıyorum. Faturalarımı ben KOSGEB'e gönderiyorum. KOSGEB inceliyor. Yani sorun görmüyor ise tamamdır, hiçbir sıkıntı yok. Şükürler olsun. Her şeyimi düzenli, zamanında yerinde yaptım. Hiçbir sıkıntı çıkmadı, hiçbir problem çıkmadı. Bir şeyleri istediği gibi yapıldığı zaman bence bir problem, bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Ya Koskep. KOSGEB benim için çok ayrı, öyle söyleyeyim. Yani nasıl anlatayım? Şöyle bir öğretmen öğrenci gibi düşünün. Öğretmen öğrencisine ödev verir. Öğrenci o ödevi yaptıktan sonra öğretmen bunu takdir eder. Yani o şekilde anlatayım. KOSGEB bana öğretmenlik yaptı. Ben de öğrenciliğimi güzel bir şekilde yaptım. Şimdi istiyoruz ki tabii ki o sizin öğrendiklerinizi de bizi Evet. izleyen, merak edenler, siz hani nasıl dediniz ki ben çok araştırdım KOSGEB nasıl Evet. ederim diye. İstiyorum ki sizi izleyenler de sizden öğrensin ki çok araştırma faslıyla çok vakit kaybetmesin. Kolayca hap bilgi alsın, sizin sayenizde kolayca başvurusunu yapabilir diye. Siz tabii ki KOSGEB'e başvururken KOSGEB'in belirlediği bir miktar var. %80 %90 yaptığınız harcamanın %80'ini yanlış hatırlamıyorsam diyelim ki ben işimi kurarken 100 bin lira harcadım. Bütün bunların orada biri çalışıyor galiba atölye ortamı nihayetinde. Pardon, özür dilerim. Biraz bir mola verebilir miyiz Selenay? Biraz. Sağ olun. Diyelim Rica ki ederim. 100 bin lira harcadım, işimi kurdum, faturalarımla birlikte KOSGEB'e gidip başvurduğumda bu 100 bin lirayı eğer uygun görürse KOSGEB 100 bin liranın 80 bin lirasını bana hibe ediyor. Doğru mu? Evet, yani öyle söyleyeyim. Yani şimdi aslında KOSGEB ile ilgili sorduğunuz bütün soruları hani net bir cevap verdiğimi düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Eğer bir kadın girişimci KOSGEB'den faydalanmak istiyorsa öncelikle yapacağı işi belirlemeli. Bu yapacağı işi belirledikten sonra bu işte online sınavlara katılmalı, online videoları izlemeli. Onun dışında da bu yolları izleyerek zaten başvurusunu yapmalı.
Zaten yanlış, hani olmayacak bir şey görüyorsa KOSGEB bunu onaylamıyor. Ama en başta da söylediğimiz gibi bütün işlerimi hallettikten sonra, makinelerimi aldıktan sonra, KOSGEB de zaten faturaları gördükten sonra bunun karşılığında tamam sen hani benim istediğim evraklarımı getirdin, yanlış bir işlem yapmadım, bunun karşılığında da ben onaylıyorum seni gibi bir şey. Gayet güzel. Şimdi geçelim işe. Şimdi sizin baktığımız zaman eğitim ve kariyer hayatınız hani hiçbir şekilde ahşapla ilgili değil. Ahşap bir hobi, eşinizin ve sizin bir hobiniz olarak gelişen ve bunu işe dönüştürdüğünüz bir kolay olmasa gerek. Yani hiç bilmediğiniz bir alan. Neler? Şöyle söyleyeyim. Aslında hiçbir iş kolay değil. Fakat çok fazla azimliyim. Yani şöyle söyleyeyim. Çok başta tedirgin oldum. Onu belirteyim. Bu en sevdiğim kısım. Burayı en çok konuşmayı sevdiğim kısım. Çünkü bu konuşmamla bütün kadınların aslında neler başarabileceklerini anlatacağım. Şöyle söyleyeyim. Doğru. Çivi çakmayı bilmiyordum. Nasıl yapılır? Nasıl edilir? Eşim bu konuda bana çok destek oldu. Dedi ki bunu yapacaksın. Biliyorum. Hani senin yapabileceğini biliyorum. Bu beni çok motive etti. Yani birinin bana güveniyor olması, hele hele de bu sizin eşinizse, yakınınızsa, bu çok güzel bir şey. Pes etmedim. Yapacağım dedim. En iyisini başaracağım dedim. Bugün inanır mısınız? Çok ciddi, hani yatar, gönye kesme, sütunlu matkap, normal matkap, aklınıza ne gelebiliyorsa hepsini çok profesyonel bir şekilde kullanabiliyorum. Bu evet, yanımdaki kişinin bana destek vermesi çok güzel bir şey ama benim de içimde bir cevher varmış, çıkacağı anı bekliyormuş. Yani şöyle söyleyeyim, gözümü kararttım, yapacağım dedim. Başaracağım ve ahşap pusulayı bir marka haline getireceğim dedim. Bunun için de çok, inanır mısınız, çok uykusuz kaldık. Biz 7 gün çalıştık. 2 tane de çocuğum var. Bir tanesi benim çok küçük. Daha 2 yaşında. Günde 2 saat uyuduk biz. 3 saat uyuduk. Bir yandan hem çocuğuma baktım hem işimi yaptım. Yapacağım. Dedim ki sen bu işleri yaptıysan bunu da yapacaksın. Şu an inanın sizler gibi insanlardan böyle tebrik mesajları aldığım zaman inanın anlatamıyorum. Çok gurur duyuyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Başka bir kadına örnek olabilmek çok güzel bir şey. Uzun lafın kısası, bir kadın istedikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yok. Bir kadın anne oluyor. Bir kadın çalışıyor. Yani bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yok Tülay Hanım. Öyle söyleyeyim ben size. Hala bakın şu an bu kadar çalışanımız var. Kusura bakmayın çok konuşuyorsam. Hayır. Lütfen devam edin. Yani ben hep şunu söylüyorum. Hala bugün çalışanlarımız olmasına rağmen biz sabah 5:30'da evimizde kalkıyoruz. En geç 8'de işimizin başında oluyoruz. Ben yarın bir gün milyarder de olsam en erken yine geleceğim, başımın içinde duracağım. Çünkü kendi işimi yapıyorum, inanılmaz zevk alıyorum, inanılmaz mutlu oluyorum. Yani söyleyebileceğim bu kadar benim. Çok güzel. Şimdi biraz da şimdi neler yaptıklarınızı görelim mi? Var mı örnekler? Tabii bir sürü. Neler satıyorsunuz görelim o ahşap ürünleri. Bir sürü. Şu an Selena Hanım içeriden bir tane kurulu organizer alabilir miyim? Şimdi bu bizim kuş yuvalarımızdan bir tanesi. Bunlar MDF'den yapılıyor. Bir de ayrıca bizim bağımızda yapıp hani böyle kış şartlarına uygun kullanabileceğimiz bazı işte müşterilerimiz özellikle istiyorlar. Kuş yuvaları istiyorlar büyük. Onları biz tamamen kendimiz elimizde yapıyoruz. Bunu makinemiz yapıyor. Diğerlerini biz kendi elimizde yapıyoruz. Onun dışında şöyle hamster evimiz var. Bunlardan çok satıyoruz. Şöyle
Baykuş görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bunlar duvarlarımız için. Onun dışında ben size çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Kusura bakmayın kalktım ama. Tabii tabii. Anıtkabir'imiz. Zoom seçemedi. Bir dakika. Şimdi tekrar göstereceğim. Bekleyin. Şimdi konuş. Tabii. Gösterin. Bu Anıtkabir'imiz. Şöyle. Hemen şurada gençliğe hitabemiz. Şöyle çok hoş. En beğenerek, en zevk alarak yaptığımız işlerden bir tanesi Anıtkabir'imiz. Onun dışında daha çok şey gösterebilirim ben size. Yani duvarımda var. İsterseniz ayağa kalkayım göstereyim. İsterseniz şöyle. Çok buyurun. Yapmayalım öyle. O zaman çok sarsılıyor. Tamam. Yapmanız kolay olmayacak. Tamam. Tamam. Bir de sözlü alayım sizden. Hani gördüğüm kadarıyla masa üstünden duvara varana kadar pek çok şey var. Aklınızı tabii, tabii. İsim olarak da sayabilirim. Masaüstü organizerimiz var. Kalemliklerimiz. Onun dışında kuş evlerimiz var. Kuş yuvalarımız var. Duvar panolarımız var. Müşterimizin özel isteği oluyor. Ona uygun tablolar yapıyoruz. Onun dışında işte Anıtkabir yapıyoruz. Resim basıyoruz. İsim yazıyoruz. İsimlik yapıyoruz. Hediyelik yapıyoruz. Yani siz isteyin, biz yapalım. Güzel güzel. Bir de hani bunu sunuyor olmanız da çok güzel. Şimdi kimi bir yerden bir şey görüyor ama aynısı yok. Siz özel siparişle bunu yapıyor oluyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Yani çok fazla. Hatta size şu çok güzel bir örnek vereyim. Yeni yaptık. Yeni yaptık dedim. Aralık ayında Niğde Valiliğimiz ve Niğde Belediye'miz sağlık çalışanlarımıza 4000 adet çanta yaptırdı, böyle küçük. İçerisine lokum koydular. Buradaki sağlık çalışanlarımıza hediye ettik onu da. O da özel istekti. Onları çok hazırladık. Onda da geceli gündüzlü çalıştık. Çok güzel. Bir de tabii internet siteniz var. Bu ürünlerinizi o internet sitesi üzerinden satıyorsunuz. Evet. Farklı şehirlere gönderim yapabiliyor musunuz? Nasıl şu anda nerelere kadar gönderim yapıyorsunuz ürünlerinizi? Sipariş geldiğinde. Türkiye'nin her bir yerine gönderiyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara, Niğde'nin içine çok gönderiyoruz. Ama şehir dışına daha fazla gönderiyoruz tabii. Peki gönderirken tabii bir kargo şirketiyle muhtemelen anlaşma yapmışsınız. Şimdi kadınların en çok dert yandığı konulardan birisi bu. Bir ürünü göndermek istediğinde kargo şirketleri çok para istiyor. Siz bir özel anlaşma mı yaptınız, indirim mi yaptırdınız? Bunun altından nasıl kalkıyor? Yok. Kargo masrafının altından. Şöyle söyleyeyim, online pazar yerlerinin zaten hani anlaşma yaptığı bazı kargo firmaları var. Onlarla gönderiyoruz. Yani bir tek kargo sorunu yaşadığımız şu, maalesef o da pandemiden dolayı sanırım. Kargo zamanında ulaşmadığı zaman, ki biz zamanında gönderiyoruz, çok hızlı bir paketlememiz var. Zamanında gitmediği gibi tek sorun yaşadığımız kargoda kırık. Yani biz inanılmaz özenli gönderiyoruz. İnanılmaz burada kaç kişinin elinden geçiyor. Düzgün paketlenmiş mi? Kırık olmasın. Aman müşteriye mahcup olmayalım. Bütün genel anlamda konuşuyorum kargolarda. Müşteri arıyor, kırık geldi. Ya da müşteri diyor ki siz bana şu gün gelecek demiştiniz, zamanında gelmedi. Tamamen tek sıkıntımız kargo firmasıyla bu açıkçası. Aynı zamanda da bir sadece kendi işiniz değil, başkalarına da ekmek kazanabilmek Tabii. için, ekmek parası Tabii, tabii. kazanabilmek için yol açtınız. Kaç kişi Evet. çalışıyor ve bunlardan kaçı kadın? Şu an iki kadınımız var. Çok hani böyle yoğun olduğunuz zamanlar oluyor. Evet, onda da birkaç saatliğine bir 10-15 arkadaşımız geliyor. Bizi kırmıyorlar sağ olsunlar. Hemen hızlıca paketlememizi yapıyoruz. Hemen hızlıca silmemizi yapıyoruz bu arada. Ürünlerimizi hazırlıyoruz ve gönderiyoruz. Normalde Yani kaç kişi? Toplamda şu an mevcutta 5 kişi çalışıyoruz. 3 kadın, 2 erkek. Çok iyi. Peki sadece kendi sitenizden mi satıyorsunuz yoksa diğer online satış sitelerini de kullanıyor musunuz?
Nasıl yani? Sadece yok, hayır, genelde biz çizimlerimizi kendimiz yapıyoruz. Şunu kastettim. Ya da Şimdi, pardon, buyurun. ahşap pusula sitesi var. Satışınızı oradan Evet. yapıyorsunuz. Evet. Bunun dışında Trendyol ya da hepsi burada. Tabii, hepsinde, bütün online pazar yerlerinde hepsi burada gitti gidiyor. N11, Trendyol, hepsinden satışımızı yapıyoruz. Her yerde, Hepsinden. nerede varsa satış, orada Aynen. ürününüzü gösteriyorsunuz. Orada biz varız. Bunu da şunu soruyorum. Yani pek çok kadın sadece Instagram'dan satış yapmaya çalışıyor. Bu yeterli olur mu? Yoksa böyle farklı farklı kanalların içinde mi olmak gerekir? Yok, hayır. Yani online pazar yerlerinde satış yapmak daha mantıklı. Yani Instagram, evet tamam, Instagram'dan da yapsın, sıkıntı yok, ama yani hani faturalandırma açısından yarın bir gün hani bununla ilgili devletimiz çok titiz, çok temiz. Sadece Instagram üzerinden satış yaptığında ve bu da söyleyeyim, ortaya çıktığında herhangi bir sıkıntıyla karşılaşıyor satış yapan kişi. Burada en mantıklı yolu izlemek, online pazar yerlerinden satış yapmak, faturalı satış yapmak, usulüne uygun satış yapmak. Instagram'dan da devam edebilir, ama online pazar yerlerini de kesinlikle atlamamalarını tercih ederim. Bir de tabii online pazar yerlerinin Tavsiye şu ederim. avantajı var. Onların ziyaretçileri çok daha fazla ve böylece ürünleri Tabii. daha fazla kişinin görmesini sağlamış oluyorsunuz. Evet. Evet. Yani kesinlikle. Peki şimdi hedefinizde ne var? Hani gerçekten çok iyi bir iş başardınız. Bir Çok yıl teşekkür ederim. kısa sürede, daha belki de bir yıl olmadan kısa sürede işiniz tuttu. İyi gidiyorsunuz. Maşallah diyelim. Darısı başka kadınların Teşekkür başına. ederim. Şimdi İnşallah, inşallah. hedefinizde ne var? İşinizle ilgili neyi hayal ediyorsunuz? Nerede olmayı planlıyorsunuz? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Küçücük bir atölyede başladık. Daha sonra o atölyeyi iki atölye yaptık. O iki atölye yetmedi. Şimdi büyük bir iş yerindeyiz. Benim hedefim fabrikalaşmak, birçok kişiye istihdam sağlamak. Yani ahşap pusuluyu herkes duysun ve birçok kişiye de istihdam sağlamayı çok istiyorum. Umarız bu hayaliniz bir gün gerçek olur. Biz de haberini yaparız o zaman hayal İnşallah. oldu diye. İnşallah Tülay Hanım. Yani ben çok isterim, eğer buraya gelirseniz sizi misafir etmeyi çok isterim. Şimdi tabii kadın girişimcilerin bir takım sorunları var. Demin siz söylediniz. Hem ev hem çocuklar hem iş bayağı yoğun oluyor. Bunun altından Evet. kalkmanın yolu ne? Planlı olmak, zamanı kullanmak vesaire. Neler önerebilirsiniz? Kadın girişimciler çünkü ya çocuklarken iş kurayım diyenler olabiliyor. O yüzden özellikle soruyorum. Kadın girişimcilere tavsiyeleriniz neler olur? Ya kadın girişimcilere tavsiyem, hani bir iş yapmak istiyorlarsa, evet, iki çocukla çok zor oldu. En azından kızım yine biraz büyük, ama oğlum çok küçük. Burada da devreye annem ve Derya annem girdi. Onlar baktılar. Ben çünkü, ya da şöyle yaptım. İşte onlar olmadığı süre zarfında çocuğumu uyutup hemen aşağı iniyordum. İşimin başına geçiyordum. Akşam da çocuklarımı uyutup gece yarılarına kadar aşağıda çalışıyorduk. Yani çocuklu hanımlar da bu işi yapabilirler. Çok hani çok düşünmemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü yapacağım dedim, yani kesinlikle ben çalışmam gerekiyor. 18 yaşında çalışmaya başladım, iş hayatına başladım. Şimdi kendi işimi kurdum. O yüzden kendi işime daha zaman harcamalıyım, daha fazla zaman vermeliyim. O yüzden sorun yaşamadım değil, yaşadım. Uykumdan biraz feragat ettim. 2 saat uyudum, çocuklarımla zaman geçirdim, işimi hallettim. Çok da problem yaşamadım açıkçası. Yemeğimi de yaptım, çamaşırımı da yıkadım, bulaşığımı da yıkadım, ütümü de yaptım, çocuğuma da baktım, işimi de yaptım. Eşiniz ya, yapmıyor mu ev işi? Yemek yapmıyor Eşim, mu? Yapmıyor mu evde? şöyle söyleyeyim Tülay Hanım, eşim inanılmaz güzel yemek yapar. İnanılmaz güzel yemek yapar. Genelde evde yemeği o yapar. O söyleyeyim, ben temizlik işleriyle. Tamam, güzel. Sorumluluklar paylaşılmış. Hani biz Aa, tabii. görmeyi arzu ettiğimiz bütün evlerde böyle olmasını, sorumlulukların
Eşler arasında Evet. paylaşmak. Şöyle söyleyeyim. Eşimin yani bana desteğini hiçbir anlamda hani arkaya atamam. İnanılmaz destek olur. Ben bir şey yaparken o bir şey yapar. Birbirimize yardımcı oluruz. İnanılmaz saygılıyız birbirimize. Yani hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür. Çok güzel. Şimdi sizin tabii atladığım bir nokta var. Kendi internet sitenizde başka kadınların, ev kadınlarının kendi yaptıkları ürünleri de satıyorsunuz. Öyle değil mi? Tabii, Anladım. tabii, 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 Nasıl tabii. oldu? O kısmı da anlatır mısınız? Kimler diyorlar? Şimdi şöyle, bir tane hemşiremiz var, baş hemşiremiz var. Bu ürünlerini yapıyor. Bu ürünleri biz fotoğrafladıktan sonra yine online pazar yerlerine koyuyoruz, Instagram'a koyuyoruz. Satıldıktan sonra gidip müşterimizden alıyoruz bunu, gönderiyoruz kargoyla. Ücretini alıyor. Onun dışında engelli kardeşimiz var, iki tane. Çok güzel el işlemeleri yapıyorlar. Yani çok güzel yelekler yapıyorlar. Onların da ürünlerinin fotoğraflarını çekiyoruz. İşte kaç santimdir, hangi ipten yapılmıştır, nasıl yapılmıştır. Bunları da yine online pazar yerlerine koyup Instagram'a da koyuyoruz. Ahşap pusulanın sitesine de koyuyoruz. Orada da yayınlıyoruz. Satılınca gidiyoruz, alıyoruz, paket yapıyoruz, kargoluyoruz, müşterimize gönderiyoruz. Ücretini de yapan kişiye veriyoruz. Yani siz arada bir komisyon almıyor musunuz bu Ya, işlemden? tabii ki ama çok çok önemli bir şey değil. Çok çok ciddi bir şey değil. Önemli olan bizim başkalarına da yol açabilmemiz. Önemli olan başkalarının da yaptığı işleri gösterebilmemizdi. Çok da önemli bir şey almıyoruz, emin olabilirsiniz. Çok güzel bir dayanışma örneği. Tebrik ediyorum o açıdan da. Çok Örnek. teşekkür ederim. Çünkü hani siz kendi işinizi yapıp ya bana ne başkalarından ben mal tarıma bakabilirim. Yok yok. Ama onlara da bir kapı açıyor olmanız çok güzel. Umarım sayı daha da artar gider böyle. İnşallah fabrikalaşırsak ve birçok kişiye istihdam sağlarsak bu daha güzel olacak. Yani ben kazanmak evet güzel ama kazandırmayı da seviyorum. Yani birilerine yardımcı olabilmeyi çok seviyorum. Peki iş kurmak isteyip de ne yapacağına karar veremeyen kadınlar için iş fikri önerileriniz olur mu? Neleri yaparlarsa siz hani internet dünyasını anladığım kadarıyla iyi takip ediyorsunuz. Neler yaparlarsa hangi ürünlere ilgi var? Neleri yaparlarsa satabilir ve işleri tutabilir? Tavsiyeleriniz neler olur iş fikirleri açısından? Yani şöyle, şu an zaten bu pandemi sürecinde bütün alışverişler internet üzerinden olduğu için aslında öyle tam da şunu yapsınlar diye bir örnek sunamam. Ama kendi yetenekleri ya da yapabilecekleri bir şey, sonuç olarak bu da benim yapabildiğim bir şey değildi ama öğrendim. Öğrendikten sonra yapıyorsunuz, onda hiçbir sıkıntımız yok. Aklında şu an ne iş varsa onunla ilgili araştırmalar yapabilir, kendisi yapmaya başlayabilir. Daha sonrasında da şirketini kurmak için, KOSGEB'e başvurmak için hiç beklemesin. Hangi kadın olursa olsun. Yani işini kafaya koyduysa hemen yolla koyulsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok Ben keyifli teşekkür bir ederim. oldu. Benim için de öyleydi. Biraz heyecanlandım, kusura bakmayın. O heyecanınız işinizi başarmış olmanın getirdiği heyecan bence. Çok da güzel bir Evet. heyecan. İyi ki Teşekkür ederim. tanıdık, iyi ki deneyimlerinizi aktardınız. Çok teşekkürler. Ben de sizi iyi ki tanıdım. Niğde'ye gelirseniz sizi misafir etmekten çok mutlu olurum. Geleceğim mutlaka bir gün. Görüşmek üzere. Tamam. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Siz de sağ olun. Teşekkür ederim.